AKP iktidarında tek adam rejimi sömürünün, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline geldi. Devlet yönetimindeki liyakat ve ehliyet ortadan kalktı. Sadakat liyakatin, partizanlık ehliyetin yerine geçti. Devlet aklı yerini sarayın aklına bıraktı. Bir kişinin ve bir zümrenin çıkarı kamu çıkarının önüne geçti ve maalesef vatandaş da buna mecbur ve mahkum edildi. Bu iktidarla birlikte yolsuzluğun, yoksuzluğun, kayırmacılığın zirvesini gördük. Bunu biliyorduk ama vatandaştan iktidar partisi eliyle haraç toplanmaya başlandığına da şahit olduk. Vatandaşı kuru soğana muhtaç ettikleri yetmiyormuş gibi bir de soyup soğana çevirmeye başladılar. Değerli basın mensupları, 20 milyonun yoksulluk, 7 milyonu açlık sınırı altında olan halkımızın ve milyonlarca iş bekleyen vatandaşımızın durumu ortadayken geçtiğimiz hafta tarafıma çok vahim bir iddia iletildi. Önce inanmak istemedik. İddialara göre Mersin AKP Bozyazı İlçe Başkanlığı İşkur'la birlikte hareket ederek işsiz vatandaşlarımızın başvurularını beraberce değerlendiriyorlarmış. İşe girecekler AKP ilçe binasında belirleniyormuş. Ve vatandaşlardan işe girdikten sonra AKP ilçe başkanlığında bağışta bulunmaları isteniyormuş. Dediğim gibi önce inanmadık. Biz bu iddiaların peşine düştük. Meclise önerge verdik ve olayı araştırmaya başladık. Şimdi elimdeki belgelerden şuna bakmanızı rica ediyorum. Bu bir SMS. Bu bir SMS. Bu SMS AKP Bozyazı İlçe Başkanlığı'nın resmi SMS sistemi üzerinden atılmış. Bu SMS'te Mersin'de İşkur aracıyla işe giren vatandaşlarımıza atılarak onlardan haraç isteniyor. Diyor ki mesajda, değerli çalışanlarım, arkadaşın çalışanları, AKP ilçe başkanının çalışanları, Ekim ayının sonuna kadar daha önce de bahsettiğim gibi, ne zaman bahsetmiş? İşe girişten önce. Partimizin giderleri için bir defaya mahsus bağış makbuzu karşılığında, Allah'tan bir defaya mahsus ve bağış makbuzu karşılığında 250 TL talep edilmektedir. Maaşınızı aldığınızda kimden? İşkur'un yerleştirdiği yerden. Yönetim kurulu üyemiz, isim vermeyeyim, MK'ya ödeme yapabilirsiniz. Katkılarınız için teşekkür ederim. Ne güzel. Bu da diğer bir belge. Utanmıyorlar, bir de sosyal medya üzerinden tartışıyorlar. İlçe başkanı durumu sosyal medyadan isteyen bir vatandaşa. Seni işe almak zorunda değiliz. Kendisi iş veriyor. Ekmeği kendisi veriyor. Rızkı kendisi veriyor. İstemeyen bağış yapmaz diye bir de ahkam kesiyor. İlçe başkanı olayın peşini bırakmamamız üzerine yaptığı itirafta, bugün basın yayın organlarının tamamında çıktı bu, İşe alım kurallarının AKP Bozyazı İlçe Başkanlığı'nda çekildiği yönündeki iddialarımızı kabul ediyor. Ben de iş kurucuları topladım. İş kurucuları toplamış. Dedim ki para alma konusunda böyle bir sorumluluk yok. Bizde partiye bağış her zaman vardır. Bir de utanmıyor kendisini haklı çıkarmak için. Cumhurbaşkanımıza bile 1-2 milyon insan destek için sıraya girdi. Biz zorlamayla bir şey yapmıyoruz. Bakın burası daha çok önemli. İşe 347 kişi başvurdu. Bozyazı küçük bir ilçe. İşkur'dan listeyi aldık. Hangi hadsiz, hangi densiz verir ayrı bir mesele. 40 kişilik kontenjan veriyorlar bize. Yani pes.
Nedir bu rezalet? Nedir? Ülkeyi ne hale getirdiler? Bunlar vatandaşı haraca bağladıkları, kendi istedikleri işe aldıkları, İşkur'da başvuruda bulunanların tamamının değişim bildirilerini aldıkları yetmiyormuş gibi İşkur'a başvuran ve AKP ilçe binasında kurra çeken, o kurrağına da çıkan bir kadın arkadaşımızı, eşi CHP'li olduğu için işe başlatmıyorlar. İptal ettiriyorlar, senin kocan CHP'li. Milletin rızkı ile oynamayı bırakın artık. Değerli basın mensupları, bu iktidar yoksulluk ve yolsuzlukta sınırları aşmıştı. Bir de bunun yanında yüzsüzlüğü de ekledi. İşe alımlarda kayırmacılık yaptıklarını, insanları kayırdıklarını, işe girenlerden bağış istediklerini, ilçe binalarında işe alım kuralları çektiklerini kabul eden ve yüzü kızarmayan birliklerle Türkiye maalesef karşı karşıya. Bundan hicap duyuyoruz. Arkadaşlar, bu topraklar çok yolsuzluk, çok yoksulluk gördü. Ama bu topraklar hiç bu kadar yüzsüzünü de görmemiştir. Buradan iktidara sesleniyorum. Bunu yaparken atanamadığı için intihar eden ve cebinde sadece 6 lira çıkan öğretmenimizden utanmadınız mı? Utanmayacak mısınız? Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babadan utanmıyor musunuz? Evlatlarını ısıtmak için, en acısı evlatlarını ısıtmak için saç kurutma makinesini çalıştıran ve yan odada intihar eden anneden de mi hiç utanmıyorsunuz? Utanmadınız mı soğukta yatan, aç bekleyen, yıllardır iş arayan insanlardan? Ağır damarınız mı çatladı? Bu olay, bu skandal, bu utanç verici durum, bırakın normal bir sıradan ülkeyi, kabile ülkelerinde bile olsa hükümet derhal istifa eder, hesap verirdi. Türkiye maalesef AKP eliyle kabile devletlerinin bile gerisine düşürülmüştür. Bu konuyla ilgili araştırma önergesi vereceğiz. AKP'liler hangi ilçe ve il binalarında iş kur yetkilileriyle birlikte işe alım yapıyor, kurra çekiyor, bağış adı altında haraç topluyor, kontenjan alıyor, görelim bakalım. Eğer kendilerine güveniyorlarsa, eğer vatandaş arasında ayrım yapmadıklarını hala iddia edebiliyorlarsa gelsinler, destek versinler. Bu skandallar ve skandalların hep birlikte üzerine gidelim, sorumlularından hesap soralım. Değerli basın mensupları, önergemde sormuştum. Sizlerin aracılığıyla tekrar soruyorum. Cevap vermeyecekler, üzerine gitmeyecekler, unutturmaya çalışacaklar. Ama bir gün gelecek, bunların hukuk önünde hesabı tek tek verilecek. AKP Mersin İlçe Başkanlığı tarafından işe aldırtılan vatandaşlara değerli çalışanların başıyla SMS atılarak 200 lira bağış istenmesinin asıl adı haraç, ayak bastı parası değil midir? Son 16 yılda yıllar sırasıyla belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında Türkiye İş Kurumu'na başvurarak işe başlayan kişi sayısı kaçtır? Kaç AKP üyesidir? Ne zaman üye olmuşlardır ya da yapılmışlardır? Kaçının birinci derece yakını AKP il ve ilçe teşkilatlarında görev almış ya da almaktadır? İlçe başkanı da itiraf ettiği bu kontenjan bugüne kadar son 16 yılda hangi illere ve ilçelere verilmiştir? İşkur'a başvuran ve işe yerleşeceği esnada AKP üyesi olmadığı ya da bağışta bulunmadığı için kaç kişinin işe girişi engellenmiştir? AKP il ve ilçe teşkilatları ile İşkur arasında hangi il ve ilçelerde direkt ya da dolaylı bir ilişki bulunmaktadır? İş alımlarda İşkur bölge birimleri AKP il ve ilçe başkanlığının oluru ile mi işe alım yapmaktadır? İşe alan kaç vatandaştan para alınmıştır? İşkur, işe alım kurallarını AKP ilçe başkanlığında çeken ilgili ilçe teşkilatları yöneticileri bahsi geçen iş kuriyetleri hakkında hangi idari ve hukuki soruşturmalar açılacaktır? Hadi anladık. Bu ülkede hukuktan kaçacağınıza inanıyorsunuz. Buna inanıyorsunuz da Sırat Köprüsü'nün önünde ne yapacaksınız? Bari bunun cevabını verin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bey, basın mensupları. Sorunuz varsa cevaplayabilirim.
Ben mesajda 250 dedim, sonra konuşma metinde 200 dedim. O 200 lira miktar tam... 200 TL efendim. Şey, 200 lira değil mi? 200 lira. Yani istenen para. Evet efendim. Mesajda, toplantılarda. İlçe Başkanı Kerim Ataş adına B177 numarasıyla gönderilen SMS'te değerli çalışanlarım, Ekim ayının sonuna kadar daha önce de bahsettiğim gibi partimizin giderleri için bir defa mahsus bağış makbuzu karşılığında 200 TL talep edilmektedir diyor İlçe Başkanı. Sayın Cumhurbaşkanı da örnek mi gösteriyor? Yani hani bağış noktasında adaylarını, Cumhurbaşkanı adaylarını öyle mi dediniz? Saygın bir basın organımızın bugünkü manşetinde de var. Gazeteci arkadaşımız özgür basın yapması gerektiği şekilde olayın üzerine gidiyor ve ilçe başkanıyla konuşuyor. İlçe başkanı da aynı anda söylüyor. Cumhurbaşkanımıza dahi 1-2 milyon insan sıraya girdi, bağış yaptı. Evet efendim. Stajyer arkadaşlarım, sizlerin soruları var mı? Stajyersiniz, sorun. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.